Şimdi hani öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Taraftarımızın panik yapmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil. Çünkü ben yaklaşık 10 sene orada yöneticilik yaptım ve maalesef Süper Lig'den düştüğümüz günden bu yana biz de orada uzun süre yöneticilik yaptık. 2 sene yakın başkanlık yaptım. Biz bu tip ihtarlarla zaten sürekli karşılaşıyoruz. Maalesef o Süper Lig'den düştüğümüz sezon çok ağır bir borç yüküyle düştük. Çok kötü sözleşmelerle düştük. Portekizli, Brezilyalı, yabancı oyuncular, biz bir takımın dosyaları kapattık, bazılarını yapılandırdık. Bu tip ihtarlar dönem dönem Balıkesir Spor'a gelir. Bu söz konusu ihtarda da bir 60 gün süre verilmiş. Bu süre zarfında bu borcun tekrar yapılandırılıp ödenmesi veya futbolcuya bir mutabakata varılması gerekiyor. Aksi takdirde tabii bunun bazı müeyyideleri olacak. Ben kulübümüzün başında başarılı bir başkan var, iyi bir yönetim kurulu var. Şehrimizin de büyüklerimizin de destekleriyle Balıkesir Spor'un bu krizi atlatabileceğini düşünüyorum. Paniğe mahal bir durum yok. Bu tip yazılar maalesef sık sık bizim kulübümüze geliyor. Taraftarımızın her zaman haberi olmuyor. Bu da bu yazılardan birisi. Evet. Bu aşılabilecek bir durum. Şimdi bir kere ben bir Balıkesirli ve Balıkesir sporlu olarak şunu söylemek isterim ve kendimi çok iyi bir Balıkesir sporlu olarak tanımlayan birisi olarak bunu söylüyorum. Kimse kimseden daha fazla Balıkesir sporlu değil. Şehrimizin bütün siyasetçileri, bütün belediye başkanları yeri geldiğinde bütün ileri gelenleri Balıkesir Spor'la ilgili elini taşın altına koyup desteklerini veriyorlar. Tabii günümüz siyasetinde yerel seçimler yaklaştıkça bazı başkan adayları özellikle Balıkesir Spor'la ilgili hamasi bazı söylemlerde bulunuyor. Ben sadece bir Balıkesir Sporlu olarak, bir Balıkesir Spor eski başkan olarak şunu söylemek isterim. Ben 2015 Kasım ayında Balıkesir Spor Kulübü yönetimini devraldığımda Balıkesir Spor'un elektrikleri kesikti. Telefonları kesikti. Esnaftan yoğurt alacak pozisyonu yoktu. FIFA'dan bir sürü ihtar gelmişti. Transfer yasağı kapıdaydı. 37 milyon lira bir borcu vardı. 37 milyon lira borçla bu kulüp düşürüldü. Herkes unutsa bunları ben unutmam. Kimse Balıkesir Spor üzerinden bu konuda siyaset yapmaya çalışmasın. Balıkesir Spor'la ilgili bu siyaseti yapmaya çalışan insanlar Balıkesir Spor'u ne durumda bırakıp gittiklerini unutmasınlar. Herkes unutsa biz bunları unutmayız. Bugün yaşadığımız sıkıntılar, transfer yasakları, puan silmeyle tehdit edilmeler, yaşadığımız ekonomik sıkıntıların sebepleri o günlere dayanmaktadır. Nitekim bu son gelen dosyada yine o dönemde oynayan bir futbolcu ile ilgili, Nuno Andrade Coelho, bir Portekizli futbolcu. Bu sözleşmeleri kimin yaptığını, hangi dönemde yapıldığını, hangi belediye başkanları döneminde destekledikleri dönemlerde bu işlerin yapıldığını insanlarımız unutmasınlar, taraftarlarımız unutmasınlar. Balıkesir Spor şehrin siyasetine konu olabilecek bir malzeme değildir. Balıkesir Spor siyaset üstü bir kurumdur. Kimse Balıkesir Spor üzerinden siyaset yapmasın. Biz buradayız. Balıkesir Spor taraftarı burada. Şehrin ileri gelenleri burada. Ben şehrimizi yöneten insanların, Yücel Yılmaz Başkanımızın Balıkesir Spor'la ilgili vizyonuna güveniyorum. Balıkesir'in belediye başkanı kim olursa olsun, siyasetçileri kim olursa olsun, şehri yönetenler kim olursa olsun Balıkesir Spor'la ilgili gerekenleri şimdiye kadar yaptılar. Bundan sonra da yaparlar. Fakat kimse lütfen geçmişte yaptığı hataları insanların unuttuğunu zannetmesin. Herkes unutsa biz bunları hatırlatırız. Balıkesir Spor siyaset malzemesi yapılmasın.